Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de ekoloji konusunun soru çözümleriyle beraberiz. Evet, sorularımıza başlayalım. Bir liken birliğindeki iki çeşit canlı birbirinden ayrılarak bileşimi bilinmeyen bir sıvı ortama konuluyor. Kısa bir süre sonra bu canlılardan renksiz olanın öldüğü, renkli olanın yaşamını sürdürdüğü gözleniyor. Bu dönemde yararlanan sıvı ortamın nasıl bir ortam olduğu kesindir, diyor. Arkadaşlar liken birliği dediğinde, liken birliğinde arkadaşlar mantarlar vardır. Bir de art dediğimiz canlılar vardır. Bunlar liken dediğimiz birlikleri oluşturur. Burada mantarlar arkadaşlar bildiğimiz gibi heterotrof canlılar. Yani organik besinlerini üretemeyen canlılar. Mantarlar alglere kökleri vasıtasıyla su ve diğer mineralleri verirken alg de mantara arkadaşlar sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu organik besini verir. Yani karşılıklı bir yarar ilişkisi vardır. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi vardır. Biz buna mutualist ilişki diyorduk. Burada renksiz olan ortamdan alınmış. Düzeltiyorum. Renksiz olanın öldüğü gözleniyor ortama konuda. Yani mantar öldü. Demek ki alg kaldı. Algin yaşamını devam ettirebilmesi için arkadaşlar mantardan alacağı su ve mineral tuzların ortamda bulunması gerekiyor. Konduklar ortamda. Dolayısıyla baktığımızda direkt A şıkkında arkadaşlar madensel tuzlarca zengin demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olması lazım. Kural olarak memelilerde aynı cinse bağlı iki türden kutuplara yakın yerlerde yaşayan, ekvatorda yaşayandan daha büyük vücutta olduğu bilinmektedir. Büyük vücutta olma aşağıdakilerin hangisini sağlar? Arkadaşlar vücut yüzeyine baktığımızda yüzey alanı bir cismin karesiyle doğru orantılıyken buna karşın hacme baktığımızda hacim küpüyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla vücut yüzeyini ekvator diyorum. Kutuplara yakın yerlerdeki canlılar vücut düzeyini artırdıkça vücut düzeyi az miktarda artmasına rağmen vücut düzeyine karşılık gelen içeride bulunan hacimdeki hücrelerin sayısı çok daha fazla artmaktadır. Dolayısıyla vücudun ısıtılması çok daha kolay gerçekleşebilmektedir. Yani kutup bölgelerinde yaşayan canlıların daha büyük vücutta olmalarının nedeni arkadaşlar soğuğa daha dayanıklı olmaları diyebiliriz. Yani vücut sıcaklıklarını koruma diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız burada. B şıkkında var. Vücut sıcaklığını korumaya yönelik bir adaptasyondur. İnsan vücudunda yaşayan parazit canlılardan üçü şunlardır. Bu parazitlerin hangilerinin sindirim sistemi gelişmemiştir? Sindirim sistemi gelişmeyen parazitler arkadaşlar daha ziyade sindirilmiş besinleri kullanırlar. Dolayısıyla bunların hangi sindirilmiş besin kullanıyor buna bakmamız gerekiyor. Sindirim sistemleri olmadığı için sindirilmiş besin kullanırlar. Kan emenkeni. Kanda arkadaşlar haliyle besin maddeleri sindirilmiş halde bulunur. Dolayısıyla sindirilmiş halde aldığına göre kene, dolayısıyla sindirim sistemi gelişmemiştir. Deri hücreleri beslenen uyuz böceği, arkadaşlar deri hücreleri sindirilmiş besin bulunmaz. Yine deri hücrelerinde yağlar, karbonhidratlar, proteinler vardır ancak sindirilmemiştir. Büyük moleküllerdir. Bunları sindirebilmek için uyuz böceğinin kendisinde sindirim sistemi bulunması gerekiyor. İnce bağırsakta yaşayan tenya, yani ince bağırsakta yaşadığına göre arkadaşlar ince bağırsak bizim sindirim sistemimizde sindirimin çoğunun gerçekleştiği yerdir. Yani sindirilmiş ürünler bulunan bir yerdir. Dolayısıyla tenya da direkt sindirilmiş besinleri alır bizden. Dolayısıyla 1 ve 3'te arkadaşlar sindirim sistemi gelişmemiştir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı olacak. Popülasyonların büyüme hızı. Yukarıdaki değişkenlerin hangileri arasındaki ilişkiyle belirlenir. Büyüme hızı dediğimizde arkadaşlar tabii ki büyümeden kastımız birey sayısı olacak. Ve büyüme hızı hız dediğine göre bir de zaman mefhumu olması lazım. Dolayısıyla birey sayısı ile zaman arasındaki ilişki bize popülasyonların büyüme hızını verecek. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olması lazım. Bir deneyde bir hücrelerden 3 canlı türü K, L, M ve N besinlerinin her biriyle ayrı ayrı beslenmiş ve gelişme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir türü en iyi nerede gelişmiş? Buna bakıyoruz. Bir türü en iyi L'de gelişmiş. Bunları yazalım. İki türü arkadaşlar. İki tür ve üç tür için ikisinde de arkadaşlar en fazla N'de geliştiklerini görüyoruz. Evet, sorumuza devam edelim. Birbiriyle yarışma halinde olmayan bu üç canlı türü bir arada yetiştirilirken üçünün de çok iyi gelişebilmesi için aşağıdakilerden hangisinde verilen besin karışımı kullanılmalıdır? Arkadaşlar birinci canlı için L, diğer iki canlı için ise N bulunması lazım ortamda. Dolayısıyla L, N beraber olan şıkka bakıyoruz.
C şıkkı olması lazım doğru cevabımızın. Uzun yıllar boyunca kullanılmış olan bir tarım ilacının ortamdaki besin cildinin farklı halkalarını oluşturan 1, 2, 3, 4, 5 numaralı canlı türlerinin dokularında biriken toplam miktarları yanındaki grafikte verilmiştir. Besin zincirini oluşturan bu 5 canlı türünün üretici olandan son tüketiciye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor sorumuz. Bakalım arkadaşlar, şunu biliyoruz biz, besin zincirinde aşağıdan yukarı doğru, yani üreticiden tüketiciye doğru gittikçe arkadaşlar zehirli madde miktarı, depolanan zehirli madde miktarı artıyordu. Buna da zaten biyolojik birikim diyorduk. Dolayısıyla en fazla biriken arkadaşlar, yani en fazla zehir bulunan yer en tepede bulunması gerekiyor. Burada 5 ile gösterilmiş gördüğümüz gibi. Son tüketiciye doğru dediği için 5 arkadaşlar en sonda olacak. Son tüketicimiz 5. 5'ten sonra bakıyoruz grafiğimize. Gördüğümüz gibi 1 arkadaşlar. Dolayısıyla 1'i şuraya yazabiliriz. Ardından en az hangisini etkilemiş diye bakalım arkadaşlar. En az biriken gördüğünüz gibi 3 numaralı bireydi. Dolayısıyla 3'ü de tüketici canlı diyebiliriz. Dolayısıyla 3'ü de arkadaşlar en başa yazmamız gerekecek. Buna göre arkadaşlar cevaba baktığımızda cevap zaten burada C şıkkı olduğu görülüyor. 4 ve 2'yi yine aynı şekilde sıralayabiliriz. Yani şurası 4 olacak. Üzerinde de 2 bulunacak diyoruz. Cevap C'nin. Evet, devam edelim. Doğanın korunması ile ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır? Ormanların sürekliliğinin korunması. Ormanların diyor arkadaşlar çok genel bir kavram. Ormanların korunması dar kapsamlı değildir. Çok geniş kapsamlı bir uygulama. Zehirli fabrika atıklarının arıtılması. Yine hakeza arkadaşlar, bu da geniş kapsamlı bir olay. Tarım ilaçları kullanımının en aza indirgenmesi. Bu da geniş kapsamlı diyebiliriz. Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması, arkadaşlar tek tür hayvanın avlanmasının yasaklanması, diğerlerine bakıldığında, yani arıtılmış atıktan denizlere atılması diyor, diğerlerine bakıldığında çok daha dar kapsamlı bir tedbir olduğu görülüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olması lazım. Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heterotrof canlıların ortak özelliklerindendir? İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme. Arkadaşlar bu sadece ototrof canlıların özelliğiydi. Heterotrof canlılar bunu gerçekleştiremiyordu. Hatta ototrof canlılardan kemoototrof canlılar bunu kimyasal enerjiyle, fotoototrof canlılar ise ışık enerjisini kullanarak gerçekleştiriyorlardı. Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme. Kendine özgü molekül derken arkadaşlar proteinleri baz alabiliriz. Her canlı hücre kendi proteinini kendisi sentezler demiştik. Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapı taşlarına ayırabilme, yani bir anlamda sindirim gerçekleştirebilme diyor. Evet, hem heterotrof hem de ototrof canlılar sindirim gerçekleştirebilirler diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3, yani E şıkkı olması lazım. 9. sorumuz. Bir likeni oluşturan alg ve mantarların normal gelişme yerlerinin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? Alg ve mantar biraz önce gösterdiğimiz gibi arkadaşlar mutualist yaşarlar. Birinin yokluğu diğerinin de ölümüne neden olur. Birinin iyi gelişimi diğerinin de iyi gelişimine neden olur. Dolayısıyla beraber gelişecekler veya beraber gelişmeyecekler. Bu da arkadaşlar baktığımızda şıklarımıza şurada gördüğümüz gibi azalma söz konusu mantarda. Hayır, alg artarken bunun da artması gerekiyordu. Böyle bir eğri zaten olmaz arkadaşlar. Burada ters orantı. Ters orantı değil, bunlar mutualist yaşayan canlılar. Hakikaten bu da olmayacak. Doğru cevabımız A şıkkında olması lazım arkadaşlar. Beraber gelişecekler. 10. soru. Çürükçül beslenen bir canlıda yukarıdaki olaylardan hangileri bu canlının hücresi dışında gerçekleşir? Çürükçül canlılar bildiğiniz gibi arkadaşlar sindirim enzimlerini üretirler ve sindirim enzimlerini hücre dışına göndererek sindirim olayını hücre dışında gerçekleştiren canlılardır. Buna göre baktığımızda sindirim enzimlerinin oluşması. Arkadaşlar sindirim enzimleri her hücrede hücre içinde gerçekleşir. Sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi. Evet, besin maddeleri dışarıda olduğu için dışarıya gönderiyorlardı. Dış sindirim vardı. Dolayısıyla evet, bu dışarıda olacak. Boşaltım maddeleri sindirim olayı dışarıda olduğu için boşaltım ürünleri de arkadaşlar dışarıda oluşacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3, yani E şıkkı olması gerekiyor. Bir ekosistemdeki bir popülasyonun yukarıdaki etkenlerden hangileri ekosistemin bu popülasyonla ilgili taşıma kapasitesini artırır?
Taşıma kapasitesi. Bakalım arkadaşlar. Kullandığı besin miktarının ortamda artması. Evet, besin miktarı artırılırsa haliyle orada yaşayabilecek canlı sayısı, birey sayısı da artacaktır. Dolayısıyla popülasyonun artmasına neden olacaktır. Kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması. Arkadaşlar besin çeşidi azalırsa haliyle birey sayısı da azalacaktır diyoruz besin yetersizliği nedeniyle. Rekabete girdiği türlerin ortamdan azalması. Evet, ortamda rekabete girdiği tür bulunmazsa arkadaşlar tüm besin kendisine kalacağı için, rekabet edecek canlı bulunmadığı için popülasyondaki birey sayısının artması beklenir. Dolayısıyla 1 ve 3 olması doğru cevabımız Denizli. Yani D şıkkı. 12. Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir. Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar diyor. Baktığımızda arkadaşlar ilk olarak baktagilin köklerindeki simbiyotik yaşayan rizobium bakterilerin faaliyeti olması lazım. Ardından tabii ki saprofit bakteriler amonyak oluşturması lazım. Ve son olarak nitrat tuzlarının denitrifikasyon bakterileri tarafından havadaki serbest azot haline dönüştürmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız 3, 1, 2 yani D şıkkı olması gerekiyor. Kapalı bir deney ortamında deneyin başlangıcından 24 saat sonra karbondioksit ve serbest azot miktarı azaldı. Yani karbondioksit kullanılıyor ve havadaki serbest azot kullanılıyor arkadaşlar. Oksijen miktarının ise arttığı gözleniyor. Demek ki karbondioksit artıp oksijen azaldı, karbondioksit azalıp oksijen arttığına göre muhtemelen fotosentez yapıldı. Hatta azot miktarı da azaldığına göre demek ki azotu da fikse edebilen bir canlı olması gerekiyor. Bu değişikliğe aşağıdakilerin hangisine verilen iki canlı grubunun birlikte yaşamasının neden olur? Yeşil bitki evet olabilir arkadaşlar karbondioksit oksijen açısından, ancak mantar demiş. Mantarlar azot fiksasyonu yapmazlar. Parazit bitki olmaz arkadaşlar. Baktagil nitrifikasyon bakteri. Evet, baktagiller arkadaşlar fotosentez yaparak karbondioksit oksijene dönüştürürken nitrifikasyon bakterileri de havadaki serbest azotu fikse ederek baktagil ile verebilirler. Dolayısıyla azotun miktarının azalmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. 14. Doğadaki azot devrini gösteren yandaki şemada soru işaretli kısmı aşağıdaki bakterilerden hangisi konmalıdır? Bakıyoruz arkadaşlar. Nitrat tuzları var. Nitrat tuzlarını topraktan bitki aldı. Bitki proteini sentezledi. Ardından bu protein gördüğünüz gibi amonyağa gelmiş. Proteinin amonyağa dönüşebilmesi arkadaşlar ancak ve ancak saprofit canlılar tarafından gerçekleştirilecektir. Yani çürükçül canlılar tarafından gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız burada A şıkkı olması lazım. Azot bakımından fakir bir toprağı zenginleştirmek için arkadaşlar tabii ki kökünde rizobium bakterilerini barındırabilecek bir bitki olması lazım. Bu da burada baklagiller olması lazım diyoruz. Burada direkt bakla verilmiş baklagillerden. C şıkkı. 16. Asalak yaşam şeklinden çürükçül yaşam şekline. Asalak dediğimiz parazit, yani sindirilmiş ürünleri diğer canlılardan alıyor. Çürükçül değilse arkadaşlar sindirme enzimleriyle dış ortamdaki besin maddelerini sindiriyor. İkisinin arasındaki temel fark asalaktan çürükçüle geçerkenki temel fark haliyle bunlarda sindirim enzimi yokken bunlarda sindirim enzimi bulunacak. Doğru evrimleşen bakterilerde hangisinin gelişmesi beklenir? Haliyle arkadaşlar asalaklarda sindirim enzimleri yoktu. Çürükçül canlılarda ise sindirim enzimleri vardı. Dolayısıyla sindirim enzimlerinin gelişmesi lazım. Enzim sistemlerinin demiş doğru cevap olarak. C şıkkı. 17 ve son sorumuz. Aşağıdaki canlılardan hangisi hem ototrof hem heterotrof sayılabilir? Arkadaşlar hem ototrof hem de heterotrof olan çok güzel canlılardan ne vardı? Çürükçül, düzeltiyorum, böcekçil bitkiler vardı. Böcekçil bitkiler fotosentezle kendi besini üretebiliyorlardı. Ancak aynı zamanda azotça fakir topraklarda yaşadıkları için azot ihtiyacında yakaladıkları sineklerden, böceklerden sağlıyorlardı. Dolayısıyla baktığımızda burada böcekçil bitkiler olması lazım. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet, ekolojiyle ilgili soru çözümlerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi dersler.